Bugün güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini okumak istedim. Bakalım bu belge nedir? Bakalım kimler kimlere ne söz vermiş? Genel anlamda zaten mutabakat belli bir konuda taraflar arasında sağlanan uzlaşma, değil mi? Uzlaşma anlamında kullanılır. Uzlaşma bir uyuşmazlık çözümü yöntemidir. Yani inceleyeceğimiz belge siyasiler tarafından hazırlandığına göre de siyasetin düşük düzeyde bir çıkar alışverişi olduğuna da işaret ederek ve bu gözle belgeyi incelemek tarafsız incelemeye zarar getirmez. Aksine birçok tartışmanın teşhisine de ışık tutucu olur. Kanaatindeyim. Gerçi günümüz Türkiye siyasi ortamında, anlayışında ve tabii mutabakat metni imzacılarının profilleri de ortadayken çıkar alışverişin düşük değil, aksine büyük düzeyde olduğunu söylemek ayıp olmaz. Tabii burada ayıp kelimesini özellikle söyledim. Raporter arkadaşlar hemen atlamasınlar. Ayıp, vicdan gibi toplum baskısı laflarına prim vermeyecek kadar tecrübeliyim. Ayıp dedim çünkü siyasetin bir bilim dalı olduğunu unutan ve her yerde gevezelik eden insanlara ters köşe yapmak istedim açıkçası. Burada anmadan geçmeyelim. Nur içinde yatsın. Aristoteles'e göre siyaset İnsanların kendi hayatlarını iyileştirmek. Yani iyi bir toplum yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri bir faaliyet. En küçük anlatımıyla. Böyle diyeyim. Siz de anlayın ve belgeyi işte bu gözle incelemeye başlayalım derim. Bakalım. Savaşa girmek, vergi koymak, sağlık ve eğitim politikalarını belirlemek, ülkemizin bütçesini yapmak gibi bizim hayatımızın en önemli kararlarını bizim yerimize almaya soyunan insanlar bakalım neler demişler. Evrak 52 sayfa gibi duruyor ama herhalde 40 sayfadan ibarettir. Ne kadar hızlı gidebileceğimize bakarak tek kayıt mı yapacağız, iki mi olacak ona sonra karar veririz. Evet, 28 Şubat 2022 günü 6 siyasi parti bir araya gelmişler. Saadet, İyi, Gelecek, Demokrat, Deva ve CHP. Eş bu belgeye imza atmışlar. Birbirlerini hukuk önünde bağlamışlar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demişler. İyi etmişler. Kemal Atatürk, seni seviyorum. Geçelim. İçindekiler kısmı çok renkli kalemlerle yazılmış. Kolay anlaşılsın diye midir, yoksa tasarımcı dokunuşu mudur? Her neyse, herhangi bir mutabakat metnine uygun değil. Şekilci yönüm burada ortaya çıktı. İki temel bölüm var gibi duruyor. Evet, iki temel bölüm var. Giriş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel esasları. İlk bakışta girişin B kısmında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi neden yanlış kısmında 3 husus incelendiğini görüyoruz. Bence eksik buraya bunlardan sonra bir de insan hakları yazılsaymış sanki daha iyi olurmuş. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en büyük zararı yürütme, yasama ve yargının dışında da insan hakları açısından yanlış şeyler ortaya çıkarttığı için dördüncü başlık şık olmuş.
Evet. Genelde anahtar kelimeler giriş bölümünde, ön sözde olur. Ama çabucak inceleyelim bakalım. Toplumu en geniş yelpazede temsil eden 6 siyasi parti olarak bizler, Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik. Tabii iyi yaptınız ama geç kaldınız. Yıllardır görmeyi umut ettiğimiz yazmışsınız. Umut ettiğimizi yazmışsınız. Bu tabii kendinizi bildiğinizin göstergesi, hiç değilse çok mutlu oldum ve bu cümleyi sevdim yani. Geç kaldınız ve farkındasınız. Güzel. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. En derin sosyal, siyasi ve ekonomik kriz yazılsaymış daha doğru olunmuş. Krizin en önemli sebebi keyfi ve kural tanımaz yönetim. Tamam. Çoğulculuk ve katılımcılık. İstişare ve uzlaşma kelimeleri önemli vurgulanmış. Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı var. Tabi bunlar hep soyut laflar, geçelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle geçmişe dönmeyi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve cumhuriyet tecrübesinin demokrasiyle taçlandırıldığı yeni bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Parlamenter sistem dünyanın her yerinde parlamenter sistem, yeni bir sistem değil. Maddi bir hata var burada. Türk kişi başkanlık sistemi demekle aynı şey gibi. Sonuçta sistem parlamenter sistem olacak. Ama parlamentoya daha fazla yetki, dolayısıyla sorumluluk verilecek demek istenmiş. Piyasaya yeni bir ürün çıkmıyor yani. Tüm farklılıklarımızla beraber biz düşüncesi olmazsa olmaz bir cümledir. Tüm farklılıklarımızla beraber eşit özgür düşünce ve ifade özgürlüğü burada buna vurgular yapılmış, yapılması gerekir elbette. Yalnız şurada inandığı gibi yaşayabildiği. Bu ilginç. Neden ilginç? Çünkü burada maddi bir taahhüt var. Bunlar da yok. Burada maddi bir taahhüt var. Parasal bir taahhüt var. İnanç serbestliği dememiş. Herkesin inancına göre yatırım yapacağım gibi bir taahhüt bu. İyiymiş. Ve diğer standart laflar, hedefler, zaten hedef, bunların hepsi hedef. Hedefe varırsın varmazsın, çok da bağlayıcı değil. Siyasi etik kanunu güzel. Geçtik. Yani Türkiye'si süslü lafları da geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl bir ortamda geçildi? 16 Nisan 2017 referandum yine geçildi elbette. Olağanüstü hal şartlarında geçildi. Toplumda endişe ve kutuplaşma arttırıldı. Geçelim. Anayasa değişikliği. İlk
İlginç. Anayasa değişikliği geniş toplum kesimleriyle, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerin anayasa kürsüleriyle ve barolarla müzakere edilmemiştir diyor. Geniş toplum kesimleriyle ne demek istenmiş olabilir? Sendikalar, federasyonlar falansa bunlar zaten sivil toplum kuruluşları içine giriyor. Toplum sözünün burada geçmesi iyi olmuş. Ama geniş ve kesimler olmasaymış. Birey ve yurttaş olarak tek başımıza görüş bildiremez miyiz yani? Bu da dayatmacı bir yaklaşım. Yani örgütlü toplum, tamam, anladım. Zaten burada var. Bizi sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, üniversiteler. Bunların hepsi örgütlü toplum. Tamam. Ama geniş toplum kesimleri ne? Yani bireyler de katılsa iyi olabilir. Yani geçelim. Darbe komisyonu ile hazırlanan anayasa 41 gün gibi kısa bir sürede komisyondan ve genel kurulda demokratik bir biçimde müzakere edilmeden kabul edilmiş. 41 gün gibi kısa bir sürede. Açıkçası 41 gün eskiden kısa süreymiş tabii. Eski parlamenter sistem hantaldı. Ama umarız tasarlanan sistem daha dinamik ve teknolojiyle donatılmış olur. O zaman 41 gün uzun süre kapsamına girer. Kısa değil, uzun süre kapsamına girsin. Yani tabii makul sürenin kısası makbul deyip burayı da geçelim. Devletin tüm imkanı, evet kampanyası, farklı medya ambargosu, toplumun neredeyse yarısını reddettiği bir anayasa değişikliği. Yani bu hep yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Toplumun yarısı değil, oy verenlerin yarısı. Ne münasebet toplumun neredeyse yarısı, oy verenlerin yarısı. Öyle de düzeltmiş olayım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iyi, neden yanlış? Kuvvetler ayrılığına dayanan yürütme gücünün sınırlandırıldığı denge ve denetlemeyi teminat altına alan yargının bağımsız olduğu, temel hak ve hürriyetlerin en geniş manada tanındığı ve kurumsal aklın günübirlik düşüncenin önüne geçtiği bir sistemdir. Şimdi bu cümlede, bu devasa cümlede yürütme var, yargı var. Ama yasama geçmiyor. Şimdi denge ve denetleme yasama anlamında değil. Farklı bir kavram. Eğer yasama diye kullanılmışsa bu da bir hata. Denge denetlemeyi teminat altına almak, yasama, yürütme ve yargının sınırlarının iyi çizilmesi anlamında. Kuvvetler ayrılığı öyle zaten. Kuvvetler ayrılığında yürütme, yargı ve yasama var. Bunların ayrılığının dengeli ve birbirini denetleyebilir bir şekilde yapılması anlamından, dolayısıyla çok eminim burada yasama atlanmış. Sonra yürütme. Yürütme etkisi tek bir kişide toplanmış. O yüzden iyi değil. Yasama etkisiz kılınmış. Tamam, yargı bağımlı hale getirilmiş. Peki, tek imza, tamam. Tarafsız kimler aynı Cumhurbaşkanı Parti Genel Başkanlığı'na devam etmiş. Evet. Geri gönderme etkisi bu sistemine veto yetkisine dönüşmüş. Tamam. Cumhurbaşkanı tarafından meclise iade kanunlar ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. Tamam. Böylece Cumhurbaşkanı meclisinin kanun yapımı sürecini sınırlandırabilecek. Hatta engelliyor. Tamam, doğru, engelliyor.
Güzel. Tamam. Bürokrasi, liyakat ve hiyerarşinin ortadan kaldırılması. Cumhurbaşkanı şahsında hepsi toplanmış. Tamam. Yasama. Yasamanın denetim fonksiyonu işlevsiz hale getirilmiş. Tamam. Denetim fonksiyonları fiilen yok edilmiş. Tamam. Devredilemez bütçe hakkı. Genel kuruldan alınıp Cumhurbaşkanlığına verilmiş. Cumhurbaşkanı tarafından Haziran bütçenin reddedilmesi tarihinin bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranı ile yürürlüğe gireceği kabul edilmiş. Ben bunu şimdi ilk defa duydum. Yazıyorsa burada doğrudur. Bu da benim ayıbım olsun. Bunu ilk defa duydum. Rezillik. Tamam, yargı kısmına bakıyoruz. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilmiş. Tamam. Hakim, Anayasa Mahkemesi, iktidarın baskı ve tehdit altında hakimin coğrafi teminatı yok. Başka türlü teminatları daha yok. Elbette yargı düzeninde yargı bağımsızlığından söz edilemez. Doğru. Üye atamaları Anayasa Mahkemesi'nin. Tamam. Bitti. Yani açıkçası bu bölüm güdük kalmış. Gerçekten keşke buraya insan haklarını da başlık olarak koysalarmış. Çok iyi olurmuş. Konmamış. Peki konmamış. Yeni bir sistem öneriyoruz. Bakalım ne öneriyorlarmış. Geçmişe geri dönmüyor. Yeni bir sisteme geçiyoruz. Değil ya. Değil. Geçiniz. Parlamenter demokrasi bakımından köklü bir geçmişe sahip. Bununla birlikte hiçbir zaman gerçek anlamda çoğulcu demokrasiye geçiş de mümkün olmamıştır. Birbiriyle çelişen iki cümle. 1921 Anayasası'nın nispeten kapsayıcının peşinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonraki anayasalarına daha dar kalıplara girmiş. 61 Anayasası, yani 61 Anayasası birçok yeni ve önemli düzenleme getirdiği gerçektir. Ama sakıncaları da pek boldur. Evet, pek çok siyasi parti kapatılmış, yasama ve yürütme vesayeti altına alınarak sayıklatılmış. Siyaset müessesinin istikrarsızlığa mahkum edilmiştir. Doğru, ama bir yandan da şu siyaset müessesesi kendi iradesiyle bilerek isteyerek de zaman zaman istikrarsız icraat yapmıştır. 8 üsturda bir cumhurbaşkanı seçememiş bir hükümet de olduğu zamanlar vardır. Anayasa gerçekten sakıncalı ama siyaset müessesesi istikrarsız, iradesi düşük, başka telaşları olan yollarda izlemiştir. Tabii dış güçler de var. Dış güçleri de söylemiş oldum. Parantez içinde. Evet, burada bakalım. 82 Anayasası. Darbe dönemi. Tamam, doğru. Meclis tamamen göstermelik. 2017 referandumunda. Evet, kelime bu. Tamamen göstermelik. Ama meclis aritmetiği de bu göstermeliğe çanak tutuyor tabii ki. Yani 2017 Anayasası tamam. Aynı şurada söylediğimiz gibi 61 Anayasası rezalet. Ama siyaset müessesesi de kendisi içinde rezalet. 2017 referandumunla getirilen sistemde rezalet.
Ama meclisin içindeki matematikte bir başka türlü rezalet. Geçtik, geçtik. Geçmişim kadar daha kalıplarını reddediyoruz. Peki edelim. Güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi inşa ederek. Tamam. Tamam. Güzel. Okey, devam edelim. Neden güçlendirilmiş parlamenter sistem? Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik, pardon, sosyal siyasi ve ekonomik yazılması gerekiyor. Başta da söylemiştik. Bu krizin en önemli sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Geçelim. Ortak akıl ve uzlaşı. Tamam. Özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti tesis etmek. Zayıf konumda parlamenter sistem. Devletin karşısında bireyin zayıf konumda olmasının önüne geçerek. Bireyin kendini tanımlamasına ve belirlemesine imkan tanıyan. İnsan araç değil amaç olarak bakılmasını ve davranmasını sağlayan özgürlükçü bir sistemdir. Eşit mesafe, çoğulcu falan filan, adil ve tarafsız, şeffaf ve hesap verebilir olacak ortak idealimiz huzur ve barış getirmesi inancıyla. Peki, ön sözün tekrar var burada. Ve huzur ve barış inancı ile de bitiyor. Huzur ve barış çok sık kullandığımız, bazen de bazı kesimlerin etiket olarak kullandığı iki kelime. Yani böyle bir metinde ne işi var? Huzur ve barış çok dipsiz ancak bir o kadar da sığ kavramlar. Yani öyle pek bir mutabakat metni gibi değil ama tabii bu sonuçta giriş bölümü. Bu bölüm çok da beklediğim gibi değil açıkçası. Neyse. İkinci bölüme geliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel esasları. Peki, burada keselim kaydı ve belgenin devamını incelemek üzere ikinci kayıtta buluşalım çünkü hemen hemen yarısındayız. Tamam, buluşmak üzere o zaman.